Tekrardan selamlar. Hava karardı. Yaklaşık bir yarım saat önce falan tamamen. Neredeyse saat 8'e geliyor. Ben o otostop çektiğim yerden 1,5 km falan yukarıya yürüdüm. Şöyle bir çevrem var. Hiçbir şey yok. Şurası Atacadao. Burası bir market. Girin bari oradan bir şeyler alayım. Akşam yemeği için. Ondan sonrasında da ne yaparım bilmiyorum yani. Çok terso bir yerdeyim. Hiçbir şey yok. Karanlık. Şurada bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra kafa çalışır. Kafa çalışınca biliyorsunuz. Üretiyoruz baba. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. Markete doğru devam ki. Baba her zamanki gibi benim oğlanı bindirmişim. Şimdi böyle gezdiriyor ki. Kendimize bir şeyler alalım bakalım. Şimdi aldım erzağımı. Böyle karanlıkta görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaşık 1 kilometre ileride arkadaşın evi var. Arkadaşın evine gideceğim. Orada görüşürüz. Havada biraz serin ya. Ama devam ki hiç sıkıntı yok. Baba ben geldim eve. Sağ olsun bugün pompacı arkadaşlar çok ısrar etti. Dedi Furkan her petrolde kalıyorsun. Bizim petrolde kalmazsan olmaz diye dedim. Geliyorum lan diye. Geldim. Bu civardaki 24 saat açık olan tek petrol burası. Dedim güzel. Erzağımı da getirmişim baba. Tırlar falan da var böyle. Bir şimdi kontrol yapayım baksana yanda. Böyle kafe falan da var. Burada kesin internet falan da vardır. Ben biraz öbür yatarım baba. Havada 13-14 derece. Üf, ölüm yok bize bu gecede baba. Devam ki. Şimdi bir yer bakayım. Sonra yemeğimizi yapak baba. Üf, sonra da yatarız. Hırma. Tekrardan selamlar. Ulan kısmetliymiş ya, çok şükür ya. Ne güzel muz aldıydım. Adıma denk gelmiş. Tam böyle kameraya başladım yemek için bu ara arkadaşlar. Ben petrol yağında şöyle bir oda var. Oda değil, bir çardak aslında böyle baba. Prizlerim falan var. Böyle birçok erzak falan aldım. Şimdi yemek yapacağım. Karnımızı doyuralım baba. Ondan sonrasında da ikili ilişkilere başlayacağız. Pompacılarla falan bakalım. Kim ne yapıyor burada falan diyeceğim. Ben böyle keşif yaptım. Ben böyle kafamız çalışsın, yemeğimizi yiyelim. Sonrasında halledeceğiz. Bu başlıyorum şimdi yemeğe. Bu akşam dedim ki böyle kendime bir kıyma sote yapayım. Aslında aklımda yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum ama şöyle yarım kilo kıyma buldum. Şok olmuş. Şok. Aynen şok etmişler bunu. Donmuş. Ve sadece 5,5 hayal. Yani 1 dolar kıymadan dondurulmuş yazıyor. 50 kişiye sordum ya, dedim baba bu niye? Böyle ucuz kıyma diyorlar. Lan kıyma da hayatımızda kıyma mı almadık ya? Dedim iyi baba. Yarım kilo aldım. Bir de özellikle sordum. Bak dedim domuz mu? Yok ki domuz pahalı. Markette 20 kişiye verdim. Mö? Mö? Ser? Mö? Aldım baba, böyle bir yarım kilo kıymam var. Soğan aldım. Domates aldım. Sarımsak falan aldım. Kendime şimdi bir tane et sote yapacağım. Üff. Baş yapmayınlar, rahatsız oluyorum. Ondan sonra aslında da baba. Ayarlar bir şeyler ya. Şimdi başlıyor ya. Herkes böyle soğan doğrarken biliyorsunuz gözlerinden yaş akıyor. Hayatta benim akmaz. Neden biliyor musunuz? Ben çünkü hiç burnumdan nefes alamam. Hiç alamam. Bir alırım, iki alırım, üçüncü de tıkanıyorum. O yüzden hep ağzıma nefes aldığım için de hiç gözüm yaşarmaz. Sizin de aklınıza bulsun. Eğer ki soğan doğrarken ağzınızdan nefes alırsanız asla gözünüz yaşarmıyor arkadaşlar. Lütfen deneyin. Bencisin sevemezsin. Orada bir bak. Benden güzel bir bak. Baba çok şükür. Yemek hazır. Valla. Etin kokusu böyle ciğere falan da benziyor. Ama renginde falan bir değişiklik yok. Tadına bakalım. Kötü de değil. 5 hayal ya. Ya 5 hayal su parası ya burada. Ulan ne et yiyorum? Köpek kessen 7-8'e gelir ya. Martı toplasan 4,5-5 eder ya. Allah Allah, baksana baba. Yaptım. Çok şükür ki. Oh. Buna şükür. Baba ekmeğimi de açayım şöyle. Aa. Canım anamın yolladığı biberim nerede ben? Ulan bunu var ya, hepsi de çok sevdi. Dün Fransız kızlar da bayıldı buna. Atıyorlar,
hemen alıyorum geri. Diyor ki ya sen diyor bu biber niye bu kadar önemsiyorsun dedim. Ulan onu benim anam yolladı. Kaç veren kızı. Oy anam anam. Kesene bergen canım anam. Kurban sana. Oh baba. Şöyle hepsini yaptım ki bunu kalanda ya artık böyle köpeklere nasıl olur inşallah. Bir tane evsiz o yemek verdiğim, daha doğrusu muz verdiğim evsize dedim ki kardeş dedim 30 dakika sonra gel buraya. Yemek ye dedim. Dedi gitti ya. Sanki bana dedim ki 30 dakika sonra gel de canını alacağım burada ya. Kurban edeceğiz sanki dedik sen ya. Başver ya. Keyfi bilir kardeş. Bakalım. Yiyelim inşallah. Bir nasiplisi gelir. O yüzden. Bakalım. Allah'a şükür. Rabbim, Rabbim. Bugün de bizi aç koymadın Rabbim. Şükürler olsun. Seviyorum seni. Bunu da yapmayalım. Daha kalın. Aman aman arkamızda adamlar var. Kurma. Você quer comida? Eu faço para nós. Você quer? Não, estou satisfeito, amigo. Eu estou satisfeito, meu amigo. Eu estou... Jantei agora. É, pode falar um pouco. Não, comi agora mesmo, amigo. De verdade. Ah, obrigado, obrigado. Muito agradeço por você. Eu faço muito. Você quer? Aqui. Não, muito obrigado. Eu lhe agradeço, tá? Obrigado. Quer tomar um refri ali, não? Hã? Quer tomar um refri? Não, entendi. Tomar um refri, não? Me importa pouco, mas eu quero aprender. Pega o refri lá, vem lá, fala que eu vou pagar. Me diu, já vou, anda lá do que? Frio, ele frio, ele diz soğuk, Allah Allah. Saçma bir soru sordu. O da ben anlayamadım. Bakalım. Allah bana şükür, Rabbim, Rabbim. Anamın berini koymaz ama ya, 5 bar etmezsin. Allah kimse aç bırakmasın ya. Baba şimdi yemeğimizi yeriz. Ondan sonra da baba, inşallah şuralarda bir yerde yatarız. Rabbim şükür, Rabbim şükür. Roger. Muito obrigado. Mas por favor, um pouquinho. Muito obrigado. Oh, görüyorsun. Allah'a rahmetler lan bana. Ya Allah'ıma şükürler olsun. Ya. Görüyor musun bak. Ben onlara yemek ikram ettim. Hiç konuşmasam onlara. Ne bana kula nasip olacak. Ne benim yemek isteğim onlara ulaşacak. Görüyor musun? Sadece bir yemeğe davet ettim. Yemek yememelerine rağmen kula ikram ettiler bana ya. Vallahi insanın kısmeti olacak ya. Allah'ım çok soğuk. Oh. Mükemmel ya. Rabbim. Baba ben yemeğe dönüyorum. Görüşürüz. Şimdi sağ olsun bana battaniye hediyetler böyle. Como você chama? Leonardo. Leonardo? Igor. Igor. Muito obrigado. Muito obrigado para... Esquece o nome. Coberto? Coberto. Coberto, sim. Agora eu tenho cobertura, eu estou muito feliz. Hoje eu dormi aqui. Muito obrigado para tudo. Me importa que se finis. Muito obrigado. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Gördünüz ben buradaki arkadaşlarla falan bayağı samimi oldum falan. Bana burayı verdiler. Şöyle biliyorsunuz bu arabanın tamir edildiği yer falan. Yatağım falan da buraya sereceğim. Siz şimdi diyeceksiniz ki kardeşim neden Petro'da kalıyorsun? Ben diyeceğim ki kardeşim niye kalmayayım yani seviyorum abi seviyorum hesap mı vereceğim bu yaştan sonra yani. Ama şaka bir yana evet çok şükür ki bu akşam hostelde kalacak param var. Ama bu yolculuğun kaç gün süreceğini bilmiyorum ki abi. Ben Curitiba'dan Paraguay'a yani yaklaşık 1000 kilometrelik yolu belki daha az yolu ben 15 günde vardım. Ben 2500 km yol geleceğim. Ve param çok kısıtlı yani. 400 eyalı falan var yani. O yüzden de dün uykumu almışken ve 4 gündür de hostelde kalmışken de bugünü açıkçası hostelde geçirmek istemedim ve bir nevi hostel şu an bana çok mantıksız. Neden? Çünkü ben yoldayım. Hostele gitmek için sabahki yürüdüğüm... Sabahki yürüdüğüm o 5 kilometrelik yolu tekrar yürümem lazım. Ondan sonra hostele 45 lira para ödeyeceğim. Daha sonrasında da rahat da olunca yatıyor abi insan. Bak ben burada var ya sabah 6-7'de kalkacağım.
hemen yola koyacağım. Hostelde olunca 10-11'e kadar yatıyorum. Bir de ortamıyla falan takılıyorum da yani. İşimin başında dedim. Şimdi baba ben burada batmayın altına gireceğim edip yapacağım. Hemen yemeğimi de zaten akşamdan kalanda yemeğimi de saklama kapma koydum. Sabah hemen ısıtırım baba. Saat 7.30'da yoldayız. Hostelde kalsam hem para ödeyeceğim. Hem öğlene kadar yatacağım. Daha sonrasında aman kalktım, kendime geldim, toplandım filan dedim, yola çıktım bir. Elin ısındı filan, kimse almasa zaten 3 saat sonra güneş batıyor. Nasıl bitecek bu yol? Bitmez baba, bitmez. O yüzden ben hem bütçeme dikkat etmeliyim, hem de mantıklı hareket edip hızlı hızlı varmalıyım. 4-5 gün sonra inşallah YouTube parası yatınca, inşallah bir otobüs bileti alır, giderim. Gitmeye alabilirim ya. Canım mazot çekiyor. O şu demir parmaklar açıp sabah kadar hiç mi yemeyeceğimdi yani. İnşallah ben şimdi yatağımı buraya sererim birader. Şuraya düşmek istemiyorum ya, düşünsene. Bu yorumda bir dönüyorum. Düşmek istemiyorum ya, buraya var bok çuvalı gibi düşerim. Kimse de beni kaldırmaz. Beni ayıkana kadar da öğlen olur. Kan kaybından da ölürüm burada. Allah'ım neler diyorum ben ya Rabbi ya. Baksana yatağım ne hale geldi ya. Zaten kendim de açıkçası temiz değilim, ha bu üstümdekiler temiz de şimdi kış kreasyonumu, gece kıyafetlerimi giyeceğim, göreceksiniz birazdan. Cemil İpekçi de gelsin bizden moda öğrensin kardeşim. Boom! Şimdi üstümü değişeceğim, görüşürüz. Baba giymişim kıyafetlerimi. En az kirli bu, hepsini kokladım. En az kirli kokan tişörtüm bu. Pantolonla baba, bu zaten biliyorsunuz Allah'ım kirpas şimdi. Lan şuradaki lastikçideki mazotça çalışsam üstüm daha az kirli olur ya, ama tam var ya baksana, tam ortama uyum sağlıyorum ha baba. Hiç sıkıntı yok, yatağımı da şişirdim. Bu battaniye de büyük, hem altıma alarak hem de üstüme alarak da yatabilirim baba. Ooo baba, Allah'ım şükürler olsun. Bugün de yatacak yer bulduk, bugün de battaniye bulduk baba. Şimdi var ya, bir yandan da böyle editi %70'ini bitiririm baba. Sonra da fosur, fosur uyurum baba. Oh Rabbim şükürler olsun. Baba bir şuraya düşmesem yeter. Şuraya düştü mü sıçtık. Yanında da merdiven var. Bu ikisini arasını atacağım baba. Çantam filan her şey burada. Sistemde kurdum baba. Giymişim de ışıklarımı. Boom! Allah'ım şükürler olsun. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Ha bu arada ayaklarımda da artık yeni çoraplarım. Bugün Paraguaylı şerefsizler bana sattıklarını giydim valla. Uzun ya, sonunda uzun çorap mı oldu bu? Buradaki şeyden dolayı, modelden dolayı kısa kalıyordu burada. Üf. Ölüm yok baba bu gece bize. Görüşürüz. İyi geceler. Oha. Saat 9 yere kadar yatmışım lan. O kadar güzel rahat yattım ki. Hemen kalktım. Sana güzel sabah müzikle uyandırılıyorum. Sanki biçte uyandım. Hani hep ağra gelmiyor musunuz? Dur çalıyorum. Motor boğuldu. Ölmüş motor. Çalıştırdım baba, günaydın. Bismillah, başlasın gün. Oh, ne güzel de uyumuşuz var ya. Devam ki, çok yatmışız. Çok 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 biraz yatacak. Çok rahat ne yapabilirim. Gerçekten her ortamın kendine göre icat var. Bakar mısınız? Anahtarı adamlar D'ye bağlamış. Muito obrigado. Obrigado para tudo. Valeu. Günaydın, günaydın. Baba suyumu da almışım. Battaniyemi de teslim ettim. Arkadaşın evinden ayrılıyorum. Partiyi bırakırım baksana müzik falan. Her şey çok güzeldi. Çok güzel uyudum ya. Yemin ediyorum var ya, hostelde bu kadar rahat yatmadıydım ya. Verdikleri battaniye çok kalındı. Zemin falan da çok güzeldi. Rüzgarsız falan tertemizdi ya. Maşallah yattık. Hava da bugün çok güzel. Yaklaşık bir 23-24 derece hava. Şöyle bir çevrem var. Zaten erzağım falan da tam, Allah ayağım takıldı. Her şey çok güzel, çok yolunda. Kahvaltı yapmadım, daha geç kalktım bile. Paşalar gibi yatmışım öğlen 12'ye kadar. Şimdi saat 10'u falan çeyrek geçiyor. 1 kilometre mesafem var, ondan sonra direkt yola düşeceğim.
başlayacağım otostopa. Bakalım. Hayırlısı olsun. Benim için de, sizler için de, yolda olan herkes için de mükemmel, hayırlı bir gün olsun. Bakalım bugün nereye varamayacağız? Bakalım bugün nerelerde kalamayacağız ya da nerelerde kalacağız, göreceğiz hep beraber. Vira bismillah. Gün başlıyor baba, devam ki. Bismillah. Güne başladığımız ortada. 3 tane köpek bana havlıyorsa tamam, hayattayız. Her şey yolunda demektir. Günlük dozumuzu alalım baba. Şöyle artık yola geldim. Yeter lan yeter oğlum, akıllarına çıkamayacaksınız oradan. Böyle mandalinamda soydum. Siz şimdi mandalina yiyemiyorsunuz değil mi? Çünkü niye Ağustos'ta, Ağustos'ta mandalina yok. Mandalina kış meyvesi. Mandalina yiyemiyorsunuz. Teşekkür ederim Allah'ım. Ben yiyebilirim. Al 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 al. Oh baba. Oh. Dünyanın en güzel mandalinası. Çatlayın. Şimdi böyle biraz daha yürüyeceğim. Bir kenara park edeyim. Ondan sonrasında da otostop başlıyor inşallah. Zaten dün buranın 1 kilometre gerisindeydim. Şu markette. 1 kilometre bile değil yani. İlerlediğim yer çok az ama klasik bizim için, biliyorsunuz. Günde 5 kilometre ilerleyince şey yapıyorum. Oğlum bugün bayağı gitmişim ya. Biraz yavaşlayayım. O derece yani. Şimdi şurada baba park ediyor ki. Vallahi durdurdum. Aslan dayı. Buongiorno, tutto bene? Tutto si dà il miglior paramento, e viaggiando per il mondo. So che vanno frente un pochino. Quanti chilometri? 330. Tabo. Buraya koydum böyle yeşillikleri. Buongiorno, buongiorno. Mi nome è Furkan. Come lo chiamo? Come tuo nome? Furkan. Furkan, sei da Turchia? Sì, sono turco. Meio câmera para YouTube. Eu tenho YouTube canal. Yes. Todo dia eu vídeo para meio trabalho. Meu nome é Fadi. Fadi. Você é brasileiro? Não, libanês. Sério? Ah, salam aleikum. Aleikum. So many Lebanese people living in Brazil. Yes, I have 10 million. Yeah. Oh, really? Yes. 10 million. 10 million. Like a country. Yeah. You have been Turkey? Really? When? I'm going for Turkey, for Istanbul. Only Istanbul? Yeah, Istanbul, for visit. Uh-huh. You like it? Yes, very beautiful. I go to Istanbul, Masjid, Hagia Sophia? Hagia Sophia. Sultan Ahmet. Eyüp Sultan. Maşallah, maşallah. Bu Lübnan'da dahi ben tezgah getirdi. 30 kilometre gidecektik, dedi ki ben buradan döneceğim, öteki yoldan devam edeceğim dedi. Ben de dedim ki bu yol çok daha güzel bir yol. O yüzden indim, topu topu 5 kilometre anca geldik yani, ama sağlık olsun, eksik olmasın. Devam ki, koydum çantayı baba şimdi. Devam ki, bira bismillah. İyi başladık ama ha, güzel başladık. Diz. Haydi 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 ablam, haydi ablam, haydi ablam. Alo. Efendim anneciğim. İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim, çok güzel her şey. Ben tepeme dikkat ediyorum ya. Yiyorum anne. Evet, tavukların hepsini yiyorum. Sıkıntı yok anneciğim. Her şey çok yoğun. Sen ne yapıyorsun? Tamam, güzel. Selamlar selamlar. Ben bayağı yürüdüm. Yoruldum, bir gölge buldum. Sonra Jefferson yürüyordu, onu da çağırdım. Böyle beraber yemek yiyoruz. Çok şükür bugün de soframız bereketlendi. Tam da bu ekmeği, benim normalde ekmeğim vardı. Bu 2 tane ekmeği dün bana petrolden verdiler. Você quer falar? Abraço aí Turquia. Aqui é o Jefão de Baiti. Tô aqui em Foz do Iguaçu, saindo da cidade pra Matelândia. Encontrei parceiro aqui. Tá no trecho da mesma forma que eu. Mas a gente tamo aí, abraço pra todos, bom domingo aí. Muito obrigado. Çok anlamadım ama hallederim bunun adresini. Böyle beraber yemek yiyoruz. Dün yaptığım et duruyordu. Onların da verdiği ekmek bize nasip oldu. Daha da bir sürü şeyimiz var çok şükür. Biraz yemeği yedikten sonra bu. Devam ki. Bravo. Agora
trabalho video. Oho. Baba şükür karnımızı doyurduk. Her şey çok güzeldi. Suyumu nerede düşürdüğümü hatırlamıyorum ya. Adamda da su yok. Kavrulduk birader. Güneşin altında bekliyorum. Su yok ya. Her şeyim var. Ama su yok. Susuzluk çok sıkıntı. Baksana ya. Şöyle bir ortamdayım. En kötü çok daha fazla susarsam şöyle bir yere falan isterim gene. Çünkü ileri gene yokuşlu. O yüzden bekleyeceğim bakalım. Kavrulana kadar yandık ya. Allah'ım bas sıcağı. Kurban olayım sana bas. Soğuktan iyidir. Adına çocuğuz baba. Yükle hadi bakayım. Bira bismillah. Karnımızı doyurduk. Kafa çalışıyor. Devam ki. Adam olasan Ömer Paşa'm olasan Ömer yetim kalasan Ömer vay. Adam olasan hep beraber adam olan alma baba bittik ya öldüm var ya saat 2 oldu dilim damağım vurdu kimse almıyor lan ben yok muyum lan burada dayı lan beni niye almıyorsunuz ya ben de insanım ya ben de analar doğurdu ben de gitmek istiyorum ya saat 2 oldu dilim damağım var ya yapıştı birbirine ya dayı al beni de ablaymışım abla abla deyince ya arkadaşlar bir şey diyeyim mi benim ablam mezun olmuş dün ailemle konuştum ablam yani aslında yaşı fazla ama ablam 29'da biliyorsunuz ablam 2-3 sene önce yaş almayı durdurdu 30'u geçmemek için biliyorsunuz bizim ablamla aramızda doğarken 5 yaş vardı ama ben ablama yetiştim yetişeceğim 2 seneye artık ben onunla hepsi olacağım o 29'da yaş almayı bıraktı ve ablam profesyonel bir öğrenci bu ülkenin okuyan insana ihtiyacı var lafını ablam çok yanlış anlamış durumda 7 yaşına başladı 32 yaşında ve sonunda mezun oldu ya Rabbi bugün bayram yemin ediyorum böyle bir evsiz lan bulduğunda onun karnını doyuracağım ya çünkü bu ablamın kaçıncı üniversitesi bilmiyorum ben lisedeydim biz ablamın mezuniyetine gittik ablam mezun oluyor diye ben de hastayım serum filan taktırdım öyle otobüse gittik Ege Üniversitesi'ne ablam kep filan attı böyle ailecek nasıl sevinçliyiz anam ağlıyor babam ağlıyor filan ablam mezun oldu filan sonra fark ettik ki ablam mezun olmamış bizi kandırmış ben ondan sonra dedim ki la dedim sen ne yapıyorsun ya niye yalan söylüyorsun diye çok kınadım aynı tezgahı ben de aileme yaptım ondan 6-7 sene sonra ailem benim mezuniyetime geldi ben de kepten attım ama ben de mezun olmamıştım ama ben azdan söyledim ablam çok sonra söyledi bize tekrar üniversiteye gideceği zaman söyledi ben en azından söyledim dedim ya oğlum anam babam kurban olayım size siz buraya geldiniz ama ben gitmedim okula diye ben bana göre değildi ben bıraktım ama ablam bırakmadı da ya bu neyin hırsı kardeşim ya bu neyin hırsı sonunda ama Allah'ıma şükür olsun ablam üniversiteyi bitirdi yemin billah olsun yetim doyuracağım ya öksüz doyuracağım ya ben bunu niye anlattım bilmiyorum biraz kafama güneş geçti benim ya Allah Allah ben bu nereden geldi bu konuya acaba ya bilmiyorum ama sonuç olarak şükürler olsun ya var ya ablamın üniversiteyi bitirme ihtimaliyle Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olma ihtimali aynı ikisi aynı orana sahipti ya kaç 0.32 falan herhalde Doğu Perinçek'i ablamın da bitirme ihtimali o kadardı ya ben yıllar boyu ablam bu okulu bitiremez üstüne iddiaya girerek para kazandım ya bir ara gelir kaynağım ablamın eğitimsizliği ve uzayan eğitimi karşısında yaptığım parayla geçti hayatım yani bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama sonuç olarak böyle Allah tezi kahretsin ya almıyorsunuz beni neden anlattım ben bunu bilmiyorum gerçekten ben devam ki hala aynı görüşürüz yani görüşürüz bilmiyorum niye anlattım kesin benim kafama güneş geçti dilim damağım da kurudu çok konuştum kısıtlı konuşmam gerekiyordu zaten ağzımda su yok neyse baba devam ki görüşürüz ben kavrulmaya devam ki Allah'ım bas bas kurban olayım yağmurdan soğuktan iyidir bas bas kombi bak bir tane deli seslene seslen geliyor bana
Não, vale vinho. Verdade. Vinho. Vinho? Vinho, não. Eu não gosto de vinho. Ah, não gostei. Não, você tem? Tenho. Mas agora muito calor. Por que você bebita vinho? Sério? Não, irmã, eu odeio vinho. Também eu tomo vinho, também não tomo, tomo cerveja. Não, mas você tem água? Eu quero água. A água tem que buscar na chácara. É, quantos quilômetros depois? Espera, agora eu vou lá buscar água, você. Sim. Vou lá buscar. Sério? Vou, espera aí. Você vai para mim? Irmã, agora é muito calor, por que bebe da minha? Não, vou deixar aqui, eu vou lhe buscar rapidinho para você a água. Vou. Sério? Vou deixar aqui. Cuida pra mim aqui, eu vou ler rapidinho pra chácara, viu? Tá. Cuida pra mim que eu vou buscar água. Não, porque eu carona, por exemplo... Vai deixar a joga lá, vou buscar tá. Rapidinho. Tá, tá bom, babá. Manyak lan. Şarapları bıraktı. Bana su getireceğim dedi. Nereden getirebilirim ki? Ben de hiçbir şey yok. Benim için yerimi kazacak. Doğal su kaynağı mı kazacak? Ne yapayım bilmiyorum. Baba şarabı da emanet etti bize. Lan gel şarabı al, manyak oğlum manyak. Lan zaten gidemiyoruz. Bir de bunun yüzünden kök sallık buraya ya. Bir de diyor ki şuraya atarsın. Atarız artık. Yapacak bir şey yok. Baba devam ki. Hadi Rabbim, hadi Allah'ım yap bir şeyler Allah'ım. Allah'ım araba yolla. Böyle içinde hatunlar olsun. Desin ki ya Apu sen ne kadar yanmışsın ya. Dudakların kupkuru olmuşsun. Öpelim ıslatalım desin. Yok bir şeyler Allah'ım yolla. Yolla. Seni seviyorum. Bekliyoruz ya öldüm ya. Kafama güneş geçti saçmalamaya başladım. Bum görüşürüz. Baba adam hakikaten getirdi lan suyu. Vallahi da billahi. Bro, parabéns, sério. Muito mal do coração mesmo, verdade. Sério, muito. Mas limpa? Limpa, água de mina. Sério? É, verdade, pode tomar. Tá. Eu uso essa aqui. Tá, muito obrigado. Boba, você é muito. Não, pode usar boia, não tá. É nada. Não tá. Obrigado. Não, sério. Não, de sério, é porque bom. Muito longe. É muito coração, obrigado. De coração, né? Boia, você viu? Eu bebo, quer dizer, não é coisa errada não, de coração, verdade. Muito obrigado. Eu também sou homem. Tá, muito obrigado, sério. Eu também sou homem. Baba adam maketti ya. Olha, mano. Tá. Is limpa? Limpik, ya. Sério? Tá. Tamam. Tá bom, baba. Baba adam hakikaten getirdi ya. Ben şu an dünyanın en pahalı... Muito obrigado. Şu an dünyanın en pahalı suyu benim için ama buna değer yani. Água limpinha aqui, não é suja não. Pode experimentar, segura, de coração. Tá bom, baba. Eu uso a água. Tá, tá. Falou lá, é água, água de portesiano. Nunca vou dar coisa que eu também, eu sou trecheiro. Você quer? Não, pode tomar, meu mano. Ó. Por meio de Deus, é tão bom que eu achei isso aqui. É, vinha. Aham, andando na rua, achei. Tá. Achei. Eu moro aqui, né? Eu moro na chácara lá, tu não conhece, nós. Todo mundo conhece nós aqui. Uhum. Olaya bakar mısın ya? Ben bir saat önce bir evsizin karnını doyurdum. Başka bir evsiz benim için ta gitti. Su getirdi ya. Ben ona para verdim. Gördünüz dedi ki yok ben bunu para için yapmadım dedi. Allah için filan dedi ama parayı da aldı yani. Sağ olsun ya artık suyum var ya. Allah razı olsun ya. Bu hayatın döngüsüne bayılıyorum. Yardım et, yardım gelsin. Mükemmel bir olay ya. Bayılıyorum. Bu şekilde hayatta kalıyorum farkındaysanız. Birilerine yardım ediyorum, o da bana yardım ediyor. Bu şekilde hayatta kalıyorum çok şükür Rabbim. Sistemi çözdüm. İyilik yap, iyilik bul. Bu kadar basit baba. Devam ki, devam ki. Haydi be kırmızı, Allah bizi. Saat oldu 2:30 be. Hadi be ablam.